İstikamet abi, istikamet. İstikamet. Peygamber aleyhissalatü vesselam فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ ayeti geldikten sonra Ebu Bekir radıyallahu anh onu görüyor. Ey Allah'ın Resulü, İmam Tirmizi rivayet ediyor. Diyor ki son zamanlarda senin çöktüğünü, işte saçlarının beyazladığını görüyor. Hayırdır, bir sıkıntın mı var? Diyor. Diyor ki Hud suresi ve kardeşleri beni yaşlandırdı. Hud suresi ve kardeşleri beni yaşlandırdı. Alimler bunu konuşuyorlar. Diyorlar ki buradan kasıt nedir yani? Peygamber aleyhissalatü vesselam istikamet üzere değil miydi ki? Aleyhissalatü vesselam'ı korkuttu bu ayet. Hayır diyorlar. Ayetin devamında diyor ki وَمَنْ تَابَ مَعَكْ ve seninle beraber tövbe edenler de istikamet üzere olsun. Ne demek? Yani فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْ وَمَنْ تَابَ مَعَكْ yani seninle beraber tövbe edenler de seninle beraber istikamet üzere olsun. Alimler diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisi için değil, ashabı için endişe etti. Ashabı için endişe ettiği için bu onu yaşlandırdı. Hud suresi ve kardeşleri onu yaşlandırdı. Onun için kardeşler, bir alimin dediği gibi iman etmek, yani daha doğrusu selef bunu naklediyor, iman etmek şaşılacak şey değildir. Şaşılacak şey kişinin istikamet üzere ölmesidir. Bu yani. Sen iman ettin, sonrası bakıyorsun adamlar ayakları takır takır kayıyor. Nice adamlar gördük. Yani adam iman ettim dedi, ibadetlerinde gevşek. Derse çağırırsın gelmez. Şunu yap dersin yapmaz. Vallahi billahi adam müşrik şu anda, mürted. Ben bunun gibi onlarca örnek verebilirim size. İş dünyasında ya bunlar da abartıyor, ya bunların dediğine de bakmamak lazım diyenler dün münafıklardı, bugün müşrikler. Mürted oldu. Allah Azze ve Celle onların ayağını kaydırdı. Ya şimdi çocuğunu okula gönderiyor, ya artık partilere oy veriyor. Yani hala kendini Müslüman zannediyor. Ama aslında Müslüman değil. Neden? Bizi korkutması lazım bu meselelerin. Bizler Allah'ın dinine yardım etmezsek, Allah muhafaza, akın akın Ebu Hureyre'nin dediği gibi insanlar nasıl ki akın akın İslam'a girdiler, vallahi Allah'a yemin olsun ki ileride akın akın İslam'dan çıkacaklar. Yine Ali radıyallahu anh diyor ki kendisi ileride diyor İslam'ın sadece ismi kalacak. Kur'an'ın da sadece resmi kalacak. Vallahi tam o gündeyiz. İslam'ın sadece ismi var. Kur'an'ın da sadece resmi var. Ve nerede Kur'an? Kur'an hemen böyle duvarlarda asılı bir şekilde duruyor. Onun için istikamet çok önemli. Kişinin istikamet üzere gitmemesidir aslında problemi. Hani dedi ya İntansurullah ve ensurkum ve yusafit aktarmakum ayeti, eğer sizler Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah ayağınızı dininizde sabit kılar. Eğer sen ayağının dinde sabit kalmasını istiyorsan Allah'ın dinine yardım edeceksin. Birinci şartlardan bir tanesi budur. Ve en önemli şart da budur. En önemli şart da budur. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki bir ayeti tefsir ederken ilk önce ayeti söyleyeyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا onlar dediler ki رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُ onlar dediler ki kimden bahsediyor? Müslümanlardan bahsediyor. Rabbimiz Allah'tır deyip de istikamet üzere olanlar var ya, Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sözü tefsir ediyor. Diyor ki onların birçoğu Rabbimiz Allah'tır dedi ama bununla beraber küfre girdiler, şirke girdiler. Aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Yani Rabbim Allah dedi, istikamet üzere gidemedi. Onun için Rabbim Allah demekle iş bitmiyor kardeşler. Hani ben tevhidim, Müslümanım, iş bitti. Yok. Vallahi bu böyle bitmiyor. Ha sen iman edersen, bu ayetin hakkıyla istikamet üzere devam edersen, sen nasıl yapabilirsin bunu? Yardımlaşarak, işte destek olarak, Allah'ın dinine gücün nispetinde yardım ederek, bir fakire
Müslüman bir yetime, Müslüman bir dula yardım ederek en azından görevini az da olsa ne yapabilirsin? Yerine getirebilirsin. Eğer yerine getirirsen Allah Azze ve Celle zaten ayette diyor ki وَتَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةُ Allah Azze ve Celle diyor ki o istikamet üzere olup da Rabbimiz Allah'tır diyenlerin üzerine melekler iner. Der ki أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا Üzülmeyin, korkmayın. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَادُونَ Size cennetler vaad olundu. Alın size cennetler. Eğer istikamet üzere gidersen bunlar var. Melek gelecek. Düşünsene. Tam ölüm meleği geliyor. Bir görüşe göre melek geliyor. Sana diyor ki korkma korkma. Ben seninle beraberim. Ve kabirde korkuyorsun. Melek geliyor diyor ki korkma korkma. Ben seninle beraberim. Veya haşra. Kalkıyorsun ya haşra gideceksin. İstikamet Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Diyor ki korkma korkma ben seninle beraberim diyor. En sıkıntılı dönemlerde melekler geliyor. Diyor ki ben seninle beraberim. Çünkü ayetin devamında diyor ki biz hem dünyada melekler diyor. Hem de ahirette onlarla beraberdik. Kiminle beraber? İman edip de istikamet üzere olan. Kardeşler vallahi şu anda yaşadığımız ortam zor bir ortam değil. Öldükten sonra asıl konu başlıyor. Öldükten sonra. Yani ölüm meleği geldikten sonra eğer amellerimiz gerçekten kayda değerse, salih bir amelse o zaman melekler gelip bize ne yapacaktır? Bizi yalnız bırakmayacaklardır. Allah Azze ve Celle bu meleklerle karşılaşan kullarından eylesin. Gerçekten gerek kabir hayatı, gerek ölüm meleğinin geldiği an, gerek ise o zor dönemler insanların Allah'ın huzuruna akın akın, çıplak bir şekilde farklı farklı bineklerle gitmesi çok zor bir durum. Allah'ın huzurunda tellere boğulması çok zor bir durum. O tür yerlerde birinin gelip sana destek olması, sana de şunu demesi, korkma, üzünlenme, sana cennet vardır. Bak sana cenneti müjdeliyoruz. Sen çünkü o cennet için yaratıldın. Demesi kadar güzel bir şey var mı kardeşim? Yoktur. Ama ne olacak? Rabbun Allah. Diyeceksin ki benim Rabbim Allah'tır. Sümme istakamu. Sonra da istikamet üzere devam edeceksin. Onun için abinin sorduğu soru aslında bununla ilişkili. Sen Allah'ın dinine yardım edersen Allah da ayağını dinde sabit kılar. İstikamet üzere devam edersin. Yine bir tane sahabe gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü sana öyle bir soru sorayım ki senden sonra hiç kimseye sormuyor. İslam'ı bana öyle bir anlat. Diyor ki amentu billah sümme istakim. De ki Allah'a iman ettim sonra da istikamet üzere oldum de. Bu sana yeter. Bunu yaparsan başka da bir şeye senin ihtiyacın yoktur. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam cevamiyul kelimdir. Az sözle çok şey ifade ediyor. Bu iki tane kelimede İslam'ın birçok noktası var. İman ve istikamet üzere devam et. Onun için kardeşler Allah Azze ve Celle iman ettikten sonra istikamet üzere giden kullarından eylesin her birimizi. Çünkü gerçekten bizim buna ihtiyacımız var. Gerek Müslümanların birbirlerine dualarıyla. Mesela ben çok dua ediyorum bazı hocalara. Diyorum ki Allah'ım onun ayağını sabit kıl, ayağını kaydırma, hatalarını gider. Niye? Çünkü onun ayağı kayarsa herkesin ayağı kayar. Birçok kişinin ayağı kayar. Yani hani anlatılır bu kıssa gerçek olup olmadığı konusunda ihtilaf var. İmam Ebu Hanife çocuğun birine diyor ki ey çocuk yavaş yavaş diyor. Düşeceksin diyor. Ayağı kayıyor çocuk. Ben diyor düşsem ne olur? Ben düşsem kalkarım tekrar. Sen imamsın sen kendine bak. Sen ayağı kayarsa bütün ümmetin ayağı kayar. Niye böyle? İşte baştaki olan insanların ayağı kaydı mı maalesef. İnsanlar körü körüne tabi oldukları için hemen direkt peşlerinden gidiyor ve bir topluluk hep beraber şirke düşebiliyor. Onun için birbirimize de bol bol dua edelim. Allah'ın dininde istikamet üzere gitmek için.